merhabalar. Ben Invest AZ Yatırım Menkul Değerler'den Sena İlk. Bugün Invest AZ Türe Piyasalar Uzmanı Barış Güvenç ile birlikte saat 21'de yapılacak FOMC toplantısı ve FED faiz kararı öncesi piyasaların genel durumunu konuşacağız. Barış Bey, bu içerisinde açıklanan ekonomik verilere baktığımız zaman FED'in faiz artırımı konusunda neler düşünüyorsunuz? İşte öncelikle teşekkür ederim. Ay başından itibaren ABD tarafından açıklanan verilere baktığımızda özellikle ay başında biliyorsunuz piyasaları en fazla etkileyen tarım dışı istihdam verisi oldu ve yine beklentilerin altında kaldı. Bu veriyle beraber açıklanan işsizlik oranlarına baktığımızda burada da bir miktar artış olduğunu gözlemledik. Aslına bakarsak geriye kalan tüm verilerde ÜFE, TÜFE, perakende satışlar olsun, inşaat olsun, sanayi üretimi olsun bunların hepsi beklentinin altında kaldı. Sadece beklentinin bir miktar üzerinde açıklanan verisi ise ABD'nin TÜFE verisi, çekirdek TÜFE verisiydi. Bu da sadece faiz artışı için birebir olarak bir bağlantı getirmiyor aslına bakarsak bizlere. Ki biliyorsunuz bir dahaki ay, Kasım'da da seçimler var. Clinton ve Trump arasında ciddi bir çekişme var. Trump oylarını Clinton'un hastalığıyla birlikte bir miktar arttırdığını gösterse de hala Clinton %60 civarlarında bir oy potansiyelinde. Hani piyasalar aslına bakarsak dolar tarafında güven veren de bu. Fakat şu anda bu ayki verilere de baktığımızda Fed'in faiz artışını destekleyecek bir veriye ulaşamadığını görüyoruz. Ki zaten Fed bölge başkanlarının genel anlamda baktığımızda söyledikleri tek şey verilere göre hareket edeceğiz. Fakat genel olarak da baktığımızda diğer bölge başkanları, Yellen haricinde olanlar piyasada gelen veriler sonrasında çıkıp açıklamalar yapıp olayı düzeltme çabasındalar. Tabii ki bunun da aslına bakarsanız Sena Hanım, BOJ'da yani Japonya Merkez Bankası'nın yüzün altında rahatsız olduğu bir kur var. Şu anda iki merkez bankasının kendi arasında güzel bir diyaloğu var aslında bakarsak. Birbirlerini destekliyorlar ve tüm dünya üzerinde de bunun bu şekilde olmasını istiyorlar. Dolar tarafını şu anda destekleyen durum bu gibi gözüküyor. Fakat bir faiz artışı bekliyor muyuz? Beklemiyoruz ve Fed'in FOMC toplantısı sonucunda söyleyeceği sözlerin çok şahin olması da pek iç açıcı görünmüyor. Buradan sadece ne çıkabilir diye baktığımızda seçim sonuçlarına göre hareket edeceğiz. Veyahut da piyasaya yine gelecek verileri takip ederek yön vereceğiz gibi konuşmalarda bulunabilirler. Peki Barış Bey, bu durumun yurt dışı endekslere etkisi nasıl olur sizce? Şimdi endekslere baktığımızda endeksler hatırlarsanız bir ay öncesine kadar yeni zirveleri devamlı test etti. Notlarıma baktığımda 18 Dow endeksi için konuşalım öncelikle. 18.500 üzerindeki günlük kapanış alım tarafını hızlandırabilir ki şu andaki fiyatlamaya baktığımda 18.200 civarlarında seyrediyor. Bu kapanışta gerçekleşirse Dow tarafında yeni zirveler görebiliriz. Fakat alt tarafa da baktığımızda uzak değerler olmasına rağmen 17.800 altında yapılacak günlük kapanış endeks tarafında ciddi bir çöküş veyahut da düşüş trendini başlatabilir gibi görünüyor. S&P tarafına baktığımızda ise aktif fiyat 2150 olarak görünmekte. 2185 üzerindeki günlük kapanışlar aynı Dow'daki gibi alım tarafını hızlandırabileceğini düşünüyoruz ve burada da yeni zirveleri görebiliriz. 2093 altındaki günlük kapanışlarda ise bu sefer satış tarafının hızlanabileceğini aynı şekilde düşünüyoruz. Peki faiz artırımı gerçekleşir veya gerçekleşmezse bunun dolar ve altına etkisi nasıl olur? Tabii ki. Şimdi Euro-Dolar tarafından başlayalım. Euro-Dolar'da 1.11.25 altında günlük kapanışlar satış tarafını hızlandırır. 1.12.50 üzerindeki günlük kapanışlar da alım tarafını hızlandırır gibi kısa bir araya sıkışmış gibi gözüküyor aslına bakarsak Euro-Dolar paritesi. Bu seviyelerin üzerinde veyahut da altındaki fiyatlamalar bundan sonraki ilerleyen günlerde Euro-Dolar tarafında ve diğer kurlarda da zaten aynı şekilde biraz sonra anlatacağım. Hareketin yönünü bize belli edecek gibi duruyor. Dolar TL tarafına baktığımızda ise 2.96.10 seviyesi ciddi anlamda önemli görünüyor. Bunun altındaki yapılacak 4 saatlik kapanışlarda 2.94, 2.92.80 ve 2.91.20 seviyelerine kadar satışları beraberinde getirebilir. 2.97 bu hafta için konuşuyorum. 2.97.70 üzerindeki günlük kapanışlarda ise tekrardan bu geçtiğimiz hafta görmüş olduğu 2.99 seviyelerini deneyebilir. Fed'den bir faiz artışı gelirse de zaten 3.01.50 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketini görebiliriz. Yatırımcıların yakından takip ettiği bir de altına bakarsak zaten altında da iyice bir sıkışma söz konusu. Hatta altında direkt olarak Fed'in faiz kararlarının fiyatlandığını görüyoruz. 1324 üzerinde 1327 üzerinde
fiyatlanmalar görmediğimiz sürece yükselişlerde biraz satıcılı olmanın gerektiğini düşünüyorum. 1327'nin üstündeki günlük kapanışlarda tekrardan altın alım tarafında hızlanabilir. Aşağı tarafa da baktığımız takdirde 1300 psikolojik bir direnç olmasına rağmen burası kırıldığı takdirde 1263 ve 1263 seviyelerine kadar hızlı bir geri çekilme görebiliriz. Teşekkür ediyoruz Barış Bey. İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler. İyi yatırımlar diler.